Çok teşekkür ederim. Son alkışçı çok mühimdir. Böyle. Şimdi böyle yaparsak herkes son alkışçı olmaya karar verirse program başlamaz. Ama hanımefendi, siz ikinci kere galipsiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben gençliğimde duvarlara bağımsızlık yazıları yazardım. Bağımsız olmak, özgür olmak çok güzel bir şeydir. Fakat nedir biliyor musunuz? Yani aslında bağımsızlık kelimesinin anlamı nedir? Yargılama, bir şey hakkında karar verme yeteneğinin sadece ve sadece kendimizde olduğu. Yani bir şeyin güzel mi, iyi mi, kötü mü, eğri mi, çirkin mi olduğuna biz karar vereceğiz. Budur bağımsızlık. Yani başkasının fikrine göre biz karar veremeyiz. Başkası bir şey dedi diye bizim adımıza birisi düşünemez. Biz kendimiz karar vereceğiz. Eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, yaşayacağımız yer, gideceğimiz şehir, hangi kitabı alacağız? Bu kitabı alın bu arada. Kimi seveceğiz, kimi sevmeyeceğiz? Bütün bu yargıların toplamıdır bağımsızlık. Yani yoksa ben vallahi çok bağımsızım falan diye ortada dolaşıp da babasının parasını yiyen çocuktan bağımsız olmaz. Efendim? Değil mi efendim? İşte ona bağımlı, buna bağımlı, hiçbir şeye bağımlı olmayacaksın. Kendi yargılarına göre davranacaksın hayatta. Böyle ders verir gibi oldu ama kusura bakmayın. Ama bağımsızlık budur yani. Efendim, babayla bir çocuk 7 sene ayrı kalırlarsa ne olur? Unuturlar mı? Ben unutmam. Benim çocuklarım burada, ben onları asla unutmadım. Onları size bir takdim edeyim mi? Gel buraya Cemo. Orfeo gel. Bunlar, insan çocuğunu unutur mu efendim? Efendim, hayatta şöyle bir şey var. 7 sene baba oğul ayrı kalınca çocuğunu unutuyorsa... İskele babası mıdır, ne babasıdır bilmiyorum. Şahan babasıdır. Çocuklar da unutmaz efendim. Siz 7 sene benden ayrı kalsanız unutur musunuz Cemo? Ha? Kaç senede unutursun? Hiçbir zaman unutmazlar efendim çocuklar babalarını. Babalar da çocuklarını. Şimdi bizim güzel, harikulade kızlarımız geliyor. Hosteslerimizi bir alkışlayalım efendim. Yeni kızlarımız. Bunları tanıyorsunuz. Ruken, Piren. Doğru söyledim. Doğru. Muhteşemim. Ama Elvan biliyorsunuz bambaşka. Benim çocuklarım burada Orfeo. Bak merhaba. Bu güzel kızlara merhaba de. Merhaba. Nasılsın? Cemo merhaba de bak. Cemo ne haber? Merhaba. Ne haber? Efendim bugün böyle bir açılış yaptık. Kim getiriyor ilk konuğumuzu? Sürpriz yapıyoruz. Peki, hadi siz konuğu getirin, ben hikayeyi anlatayım. Peki. Hadi Cemo, Orfeo, bay bay. Bir anne oğlunu 28 sene arar mı efendim? Efendim, Piren getiriyor, bir alkışlayalım, buyurun. Şöyle karşıma oturun. Nasıl keyfiniz, iyi misiniz? Allah aşkına. Oğlan mı arıyoruz? Oğlum arıyorum. Kaç senedir? 1 yaşında bıraktım. 3 yaşına kadar gördüm. Şimdi kaç yaşında? 31 yaşında. 28 sene. Evet. Bir anne kendi çocuğunu
Ya gerçekten bunu bir düşünsenize. Siz bize anlatsanıza bu nasıl bir his? Her gün düşündünüz mü? Her an, her dakika. Hiçbir düşünmedim. Nerededir, ne yapıyordur? Tabii nereden, nasıl? Yani yani ikinci beyimde olan çocuklarımı onun yerine koyarak sevmek. Suat. Yani evlendiğini duyup da yani ne ben kahroldum yani. Evlenmiş mi? Tabii 95'te evlendi. Sizi çağırmadım düğüne. Hayır, çağırmadılar. Evlendiğini haber alıyorsunuz, gitsenize. Ben şu şekilde haber aldım. Ben mezarlıkta görüncemle karşılaştım. Hı. Yani o beni tanıdı, dedi hani ne geziyorsun, dedim ben beyim vefat ettim, hani onu ziyarete geldim. Dedi ki ben dedi kaybettim. Biz benim boynuma sarıldı, ağladık. Yani o da ağladı, ben de ağladım. Sonra dedi ki hani böyle böyle Suat dedi gelecek. Yani nişanı var dedi. Dedim ki hani abi ben dedim hani göreyim. Yok dedi, senin 12. ayda dedi düğünü var. Ama dedi bana söz verirsen dedi bir düğün salonu bir köşesinde oturacaksın. Tanışık vermeyeceksin dedi. Seni bu şartla çağırırım dedi. Yani ben ona karşı evet dedim, yani tanışık vermeyeceğim. Ama beni bir çağırmış olsaydı... Niye bu şartı koyuyor? Yani tanışıklık verme diyor. Yani niye? Tanışma çocuktan diyor. Niye? Bilmiyorum. Buluştunuz mu? Hayır, çağırmadı. Ben 12. ayın 95, 12. ayında gittiğimde iki kızımı aldım gittim. Hani abla dedim Tufat'ın düğün olmadı mı? Bana tuttu resmini gösterdi. Yani düğün olmuş gitmiş. Ben bir daha da yani sese bağlamadım. Yani Dışişleri Bakanlığı'na, Alman Sefaretine müracaatta bulunduysam da hiçbir karşılığı gelmedi. Yalnız Dışişleri Bakanlığı'na verdiğim dilekçede ev adresleri geldi. Mektup yazdım, babası hep alıyor. Hatta babası halasına kızıyor ki yani bana telefonla münakaşa yaptık. Sen mi verdin mazide telefonu, Suat'ın telefonunu? O dedi ki hani niye rahatını bozuyorsun? Suat mı, Fuat mı? Suat. Suat Söğüt. Ondan sonra Suat'ın dedi rahatını dedi niye bozuyorsun? Analığı kapıya alsa ne münasebetten benim oğlum hiç mi kazanmıyor? Bir güne Almanya gibi yerde elektrik mühendisi. Ondan sonra telefonu kapadı. Bir daha da görüşmedik. Siz kaç yaşındasınız efendim? Ben 48. Of of. Ha, Sinan Bey hiç ne siz sorun ne ben sorayım. Şimdi oğlan 20, 30, 31 yaşında falan. 31 yaşında. Peki niçin o kontağı kuramadınız? Ben çocuğuma ulaşamıyorum. Babası emekli evde. Yani analığı da var yanında. Yani benim yazmış olduğum mektup hani oğluma verilmiyor. Ben öyle sahtekarlık yaptım ki oğlumu karısının üstüne yazdım. Özel değil, Yeşim Söğüt'e ait diye. Hmm. O vaziyette yine açtılar mektubu. Yani benim koca 31 yaşında oğlum, 3 yaşında ne biliyorsa. Bakıcı kadın ben bir yaşa bıraktım. 3 yaşına kadar 2 sene daha burada bakıcı kadın baktı. Gelip gidiyordu hani mazeriz diyordu, ağlama diyordu. Ben Ziya'yı döveceğim diyordu, keseceğim diyordu. Yani o. Sonra? Bir daha da ne gördüm ne duydum. Niye? Ulaşamadım kardeşim. Adres aldım dediğiniz gibi Dışişleri Bakanlığı'na. Dilekçe verdim. Beyim ölünce dilekçe başvurdum. Bana geldi ev adresi. Benden oturduğu ev adresi var adamın. Ben mektup yazdım. Hatta en son mektupta da atletle oturmuş. Görümcemin oğlu var kucağında. 3-4 tane resim almıştım uzmanlara. Oğlum dedim halam madem benden gözükmüyor. Bu resimden benden ne geziyor? Hatta dedim ailen efendim 3-4 tane daha resmin var dedim. Hiç ses çıkmadı Selahattin Bey. Hiç bir daha da bir havadis alamadım. Ben yani bir de Alman sefaretine gittim. O da turist olarak gidin dedi. Hiç haber de almadınız? Hiç hayır. Ben çocuğumu 3 yaşa ne gördüysem daha o. Bir de işte nişanlısı da nişan takılırken olan resmi. Yani o da dışarıda var kızım da yani. Kızınız yanınızda ama oğlunuzu göremiyorsunuz. Oğlumu göremiyorum. Efendim şu anda yapacak tek şey şu. Bence konuğumuzu fazla bekletmeden, fazla yormadan, insanları buluşturmak amacıyla yapılmış olan film gibi programını hem kapıdan gelecek konuğu hem de beni alkışlayın gideyim ben. Tamam. Oturun efendim. Thank you.
yine kuzum. Anam niye gelmedin anam? Bilmedim ki. Öldüm ben Suat, öldüm. Daha yeni 3 ameliyat oldum, kalktım. Duydum, söyledim. Of anam, yavrum. Nasıl benziyorsun babana dokunsun? Hani baban geldi mi? Babam Ankara'da şu anda. Niye gelmedi buraya? Bodrum'daydı o şu anda. Suat, inanamıyorum Suat. Suat, anam, yavrum benim. Allah razı olsun Sinan seni. Ben yoksa kavuşamadım Suat. O kadar 28 senem her gün Alman sefaretleri, dış konsuluslar. Artık yavrum, geldim, tamam, artık yavrum, anam, 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 anam. Anam. Kurban olurum, ağzına yerim. Benim yavrum, anam, anam, giderim. Kız kardeşim varmış mı? Dışarıda seni bekliyor da. Tamam, okey. Yavrum, kurban olurum, canını yerim. Anam, 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 anam. Hadi gel çıkalım o zaman. Hı? Hadi gidelim. Hadi gel çıkalım. Çok teşekkür ederim. Gitmeyin, nereye gidiyorsunuz ya? Allah razı olsun Sinan. Kardeşim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhaba Sinan Bey. Ay, nereye gidiyorlar? Bunu... Evime götüreceğim. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bu programın sunucuya ihtiyacı yok. Vallahi billahi. Oturun iki dakika ya. Allah razı olsun Sinan. Yavrum benim. Oğlanı canım görmüş, götürün. Kurban olurum, gel. Yanaş, yanaş. Ah, gel bana, dur, gel. Oğlanı kapmış. Yanaş, yanaş. Anneye yanaş, anneye. Canım, yavrum benim. İlk defa film gibi de böyle bir şey oluyor. Amaç şu, oğlanı görmek, kapıp götürmek. Bitti. Ay, ay, Allah razı olsun Sinan. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin oğlum. Allah sizin ne muradınız varsa versin. Buraya kadar geldiniz. Bunun hanımı var burada. Onu soracaktım. Çoluğu, çocuğu var. Çocuk da var bir tane. Kurban olurum. Ya, yavrum seni ya, gördüm. Afişlerin de gelsinler. Yeter yavrum. Allah razı olsun Sinan. Sinan şu kadardı. Nazır ben seni ağlama kız derdi. Yavrum, yavrum benim yavrum. Bak kim geliyor bak. Allah, oh, kurbanlar olurum ben ne seni. Bak. Ya geç bak, geç. Bak. Oğlum babaanne, annem, bak geç. Annem gel. Yazdım. Adı ne bunun, tip bu ya? Batuhan. Ay kurban, olurum sana. Babaanne öp, oh. Yavrum. Oh. Batuhan. Tatlım benim. Hoş geç, otur, geç otur, geç otur. Yakındık. Batuhan benim adamım, kuramadım. Yavrularım benim. Bu da gelin oluyor. Gel otur yavrum. Gel kuzum benim. Otur. Canım benim. Batuhan, nasılsın lan? Surata bakar mısın? Bak, Allah razı olsun Sinan. Ölsem göz mask gitmez artık. Bak, çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Batuhan'ın bana bakışına bakar mısın? Kim lan bu adam diyor böyle. Bak Batuhan, bak bakayım. Ben niye buradayım? Bunlar kim kardeşim? Batuhan, bak bakayım. Bak amca. Bak. Canım yavrum. Ya ben burada niye geldim? Bu ışıklar niye yanıyor? Kuzum. Çocuğum surat şu. Yavrum benim. Benim annemle babam deli midir, buraya niye geliyorlar? Bu yanındaki kadın ki. Oğlum babaannen. Ya? Yavrum benim. Hadi çocuk tanımıyor ki yavrum. Tanımıyor. Bu kim? Bu kim? Dev adam. Dev adam. Dev adam mı? Hayır, onun adı Hulk. Anne, Akif nerede? Akif nerede annesi? O Almanya'da, arkadaşı. Akif kim? Arkadaşı. Akif, siz 5 dakika duramıyor musunuz? Baba var, anne var, anne babaanne var. Ya. Öyle kaldırdık maalesef. Akif seni görecek diye. Ha, Akif sana bakıyor. Bak, televizyonda el salla şuraya. Bak, el salla. Hangisi Akif'e yanıyor? Hı? Bir Akif el salla. Akif. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Doğru düz konuş oğlum, ben kimsenin adını ne söylesin, Akif ben buradayım de. Akif. Şu kameraya. Akif merhaba. Ben Batuhan de. Ben Batuhan. Niye geldin, onu da anlat hepsini. Babaannemi görmeye geldim. Babaannemi görmeye geldim Akif. Yavrum benim, yerim ağzını. Bir kız kardeş varmış, çağıralım gelsin. Ailem var ya sana. Yardım. İşte abisi. Merhaba. Hoş geldin.
Vay be, kız kardeş mi çıktı? Oturun, oturun hadi, oturun. Yengem buradan. Şöyle koltuğa. Oturun, 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 oturun. Bak ablan oldu işte, bir tane merhaba. Ay, Allah'ıma çok şükür. Allah razı olsun Sinan. Ya beni bırakın, kendi aranızda konuşun. Ay beni o kadar üzdün. Alman sefaret deyince ben yıkıldım yani, yine kapıya bakamıyorum da. Ağlıyorum içimde. Bu seninle beraber mi geldi? Benden geldi. Ben hastayım, yeni ameliyat oldum. Onlar uzun zamandır görüşmüyorlar, bırak da. Hayır, hayır. O hayır. Zaman bir yan yana otursunlar. Sen yer ya, der değil. Gel abi, gel otur. Buyurun. Otur yavrum, otur. Sen otur, otur, otur. Sen otur, ha. Sen şöyle buyurun, otur. Biz şöyle otururuz. Gel Batu. Gel kızım. Akif nerede lan, Akif? Siz çok güzel. Ben programda en istediğim tip bak. Her şey gülüyor. Fakat kadınlar hüzünlü oluyor. Siz gidin tamam Akif. İşte Akif'e gidin. Hadi biz gidelim o zaman. Ha? Gidelim mi Akif'e? Abi kardeş karşılaşmışlar da onun tadını çıkarsınlar istiyorum. Değil mi? Ya bunu... Onu buradan çıkartınca yaparız merak etme. Peki alkışlıyoruz, yolcu ediyoruz. Bravo. İnsan bütün mutluluğu da acıyı da tek başına yaşar. Başkalarıyla sadece insanın bence mutlulukları paylaşması lazım. Ayrılık anı bir başka insanı kaybetme anı değildir. Belki o insanı tekrar kazanma anıdır. Mahkeme kararıyla çocuk anneye veriliyor. Bu hikayeden daha önce duymuş olmanız lazım. Biliyorsunuz iki kişi arasında anlaşamazsa araya hukuk giriyor. Yani adalet diyor ki bu meselenin çözümü budur. Bunlar da adalet etmişler. 7 sene ayrı kalmışlar çocuklarından. Efendim Ruhken getiriyor, bir alkışlayalım. Ahmet Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl oluyor da çocuktan ayrı kalabiliyorsunuz? 7 sene. 7 senedir çocuklarımı arıyorum sürekli. Arıyorsunuz? Evet. Kaç tane toplam? 2 tane, bir kız bir erkek. 7 senedir ben çocuklarımı sürekli arıyorum, her gün. Bulamıyorsunuz? Hayır, bulamadım. Polise verdim, gazeteye, her türlü imkanlara çaba yaptım. En son size geldim, sağ olun sizin programınıza. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biz sizin için bulduk efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah sizi birazdan buluşturacağız. Niye ayrı kaldınız? Ayrı kalmamız eşim çocukları. Evet. Mahkemeye zaten gelmediydik. Hakim çocuklarımı ona veriyor. Çocuklar yanımdaydı, eşim gitti. Sonra aradan 7-8 ay geçti. Geldi mahkeme kararıyla, jandarmayla çocukları aldı götürdü. Ve bir daha hiç haber alamadım. O kadar aradım. Hiçbir daha bana göstermedi çocuklarım. Sonra kendim mahkeme açtım. Çocuklarımı geri almak için 3 yıl, 4 yıl çaba yaptım. Yine çocukları kendime aldım. Yani şu anda benim çocuklar. Ama onları nasıl? Şu anda sizin ama göremiyorsunuz. Göremiyorum işte. Allah Allah. Mahkeme size net olarak verdi mi? Verdi. Verdi. Siz şimdi gitseniz o mahkeme kararıyla çocukları alırsınız. Nereden alayım? Bulamıyoruz ki izni, adresini. Kaçtılar. Kaçırıyor. Annesi kaçırıyor. Allah Allah. Şimdi sevgili seyirciler, annenin çocuklarını babalarına gösterme hakkı var mıdır? Vardır. Göstermeme hakkı var mıdır? Hayır. Göstermiyor, değil mi? Hiç görmedim. Yani biz şimdi kendi çocuğumuzu seviyorsak ayrıldığımız eşimizle olan savaşı bitireceğiz. Fakat bazen bitiremiyoruz. Sizde bir düşmanlık var mı hanımefendiye karşı? Hayır. Yok. Biz ayrıldık. Ama işte bu ayrılık bitmiyor. Ayrılık devam ediyor. Kaç yaşında şimdi çocuklar? 14 yaşında oğlum, 12 yaşında kızım. Siz kaç senedir görmüyorsunuz? 7 senedir görmüyorum. Siz hiç haber alamadınız mı? Hiç alamadım. Ben de bu film gibinin bu tarafını anlamıyorum sevgili seyirciler. Biz nasıl haber alıyoruz? Biz nasıl buluyoruz? İşte onun için size müracaat. Yani bu bizim yeteneğimiz mi yoksa sizin beceriksizliğiniz mi? Özür dilerim. Hayır. Ben burada hafif de bir suçlamada da bulunuyorum. Evet. Yani programımıza gelen herkese kahraman muamelesi yapmıyoruz. Yok. Çünkü sonuç olarak siz programımıza başvurdunuz ama yani bu çocukların keşke bizsiz bulunabilseydi, bizsiz, yani film gibisiz bu başarı. Ben de isterdim. Ben de çok çaba yaptım.
Ama olmadı diyorsun. Olmadı, olmadı. Karısı, yani insanın karısı kendi çocuğunu neden göstermez babasına? Onu bilemeyeceğim. O bana herhalde ayrıldığımız için kızdı. Çocukları bu şekilde bana şey olarak, hedefi ceza olarak göstermedi. Siz hiç konuştunuz mu hanım? Bana gösterseniz şu çocuğu falan dediniz hiç mi? Hiç hanımı hiç görmedim ki, onu da görmedim. Çocukları da görmedim. Karakol mahkeme aldı. Aa, yok oldular. Yok oldu, gitti. Daha bulamadım ondan sonra. Biz bir gidelim bakalım, çocukları bir görelim bakalım nasıl çocuklarmış. Merhaba, şu anda İstanbul Bağcılar'dayız. Bize Ahmet Özsoy tam 7 yıldır göremediği çocukları Murat ve Yağmur Özsoy için başvurdu. Şu anda onların evlerinin önündeyiz. Bakalım kendilerini bulabilecek miyiz? Merhaba. Sinan Sesinde Film Gibi'den geliyoruz. Tabii. Merhaba, kusura bakmayın. Müsaade geldik. Olsun, fark etmez. Böyle. Şey, Yağmur ve Murat'la. İçeri buyurabilir misiniz? Tabii. Fark etmez. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Tekrar. Hoş bulduk. Çiçekler ve Yağmur. Sanıyorum sensin. Murat. Seni de alabilir miyiz böyle, bu da sana? Beklediğiniz biri var mı çiçekleri? Baba. Dur. Çok iyiymiş. Görür görmez tanıdınız mı? O adamı tanıdım, bunu zor tanıdım. Çünkü daha çok küçük, 5 yaşında. Çok güzel kızmış, çok. Vallahi ben sizin acınızı anlıyorum çünkü 7 sene dile kolay. Ben çocuğu 7 gün görmesem benim bir tarafımda çiban çıkar yani. Ben bir gün unutamadım Sinan Bey. Bir gün, her gece böyle uyku uyuyamıyorum ben. Kızı yolda görsen tanır mısın hocam? Hayır, tanıyamazdım. Tanıyamazdın? Evet, oğlanı? Onu pek göremedim, zaten az göründü şu anda. Belki onu da tanıyamam. 7 seneden daha fazla bir zaman oldu çünkü. Yani çok dikkatli bakmam lazım. Evet. İşte, evet. Aynı küçüklüğü. Tanır mıydınız? Gördüğüm zaman, dikkatli baktığım zaman tanırdım. Ben de baba olduğum için tabii anlıyorum sizi. İnsanın... Madende çalışıyor musunuz? Evet. Hangi maden? Bartın'da mı? Amasra'da. Bartın, Amasra. Ben maden filmleri çekerdim gençken. Madenci hayatı zordur. Evet. Kaç yaşındasınız? 39. İyi duruyorsunuz ya. Hayır, bembeyaz saçlarım Sinan Bey. Aa, boyadınız evet. mı? Evet, bembeyaz. Ben de boyayayım ya, güzelmiş vallahi. Yok, biz böyle bazen ayıp oluyor diye boyadık. Yani bembeyaz ayıp oluyor öyle daha bu yaşta. Madenciler çabuk evet. yaşlanırlar biliyorsunuz. Vallahi ben diyorum ki çağıralım çocukları. Ben bu programda zaten acı kısmını geçelim, mutluluğa daha çok zaman ayıralım istiyorum artık. Değil mi efendim? Evet. Thank you.
orada oğlum. Ne oldu oğlum? Niye kaçıyorsun? Ha? Niye kaçıyorsun bana? Kaçıyorum işte. Neden? Ben seni aramadım mı internet? Hı? Aramadım mı ben seni? Arasaydım bulurdum. Ya aradım ama bulamadım. Niye aramadım? Ay insan bulur. Ama ben seni çok aradım. Soracaksın. Bunu gazeteye verdim, polise verdim, milli eğitime verdim. Her taraftan aradım ben seni. 7 senedir aradım. Sen ne yapıyorsun? 7. Evet. Gel. Otur şuraya. Gel. Sen değil misin ya? Sen ne yapıyorsun? Gel. Bu da ben de. Gel. Bak olur mu? Ben senin babanım. Gelsene. Ben istemiyorum. Neden? İstemiyorum işte. Gel. Gel hayır, otur. Benim annem var. Tamam, anneye var. Olsun anne. Ben hayır. Sizi almayacağım anneye. Gel. Aa. Gel. Hı. Gel otur. Gelmeyeceğim. Gel. Olur mu? Gel. Gel. Hı. Gel otur konuşalım. Tamam. Gel. Sen otur. Sen otur. Otur, otur hocam. Gel otur oğlum, yerine. Gel. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Nasılsın hayatım? Bu çok tatlısın sen. Merhaba delikanlı. Çok aslan budam oğlum. Toş. Nasıl böyle üzgün duruyorsun? Otur bakayım. Gel. Gel yanıma. Şöyle kay bakayım. Kay 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 ya. Yanıma yanaş. Oğlum ben babamı görsem bırakmam lan. Baba biraz yanaş bakayım. Ben oturamıyorum. Allah Allah, siz babaya yanaşmıyorsunuz diye bana yer vermiyorsunuz. Bak sen çok sinirlisin değil mi? Ve kafaya koymuşsun sinirli geleceğim demişsin. Bak bak. Sen nasılsın hayatım? İyi misin? Nasılsınız? Çok güzel çıkmışsın. Ben fotoğraf şeyde gördüm seni. Ne güzel kız dedim bu ya. Babayı kaç zamandır görmüyorsun? Epey oluyor. Epey ne kadar? 7 sene falan oluyor, 12 yaşındayım. Hı. Oluyor. 7 senedir babayı görmek için gayret sarf etmediniz mi? İstedik bulurdu bizi. Yanımızdan geçti ama hiçbir şey etmedi. Nasıl yani? Nasıl yanımızdan diye? Geçti, okula gidiyorduk. Baktı ama hiçbir şey etmedi. Tanıyamamışımdır. Ben tanıyamamıştı. Ben adam deliniyor ya. Ben ne arıyordum oralarda peki? Sizi ta oralarda ne işim vardı benim? Ben ne arıyordum o zaman? Ben zaten sizi arıyordum. Siz niye tanımadınız beni o zaman? Doğru söylüyor. Baba sen yoldan geçiyorsun. Ben zaten onları arıyorum yani. Başka benim amacım olur mu okullarda, oralarda? Cevap vereceksin. Yine, sen göz göze geldin mi babanla? Hı? Babanla. Hı. Tanımamış adam sizi. Tanımadım, tanıyamadım. Nerede karşılaştınız? Yani? Okula giderken. O da kim bilir, o sırada sizi arıyordu belki. Evet, onların için gitti. Çerkezköy'de mi? Çerkezköy'de mi? Bilmiyorum yani. Ya bunlar doldur. Anne çok sevmiyor galiba baba ya. Öyle bir şey var mı? Ya annemde sorun yok. Biz istemiyoruz. Niye kızım, siz babayı bulmuşsunuz. Nereden isteyeceğiz bir daha? Ya babanın bir kötülüğünü gördünüz mü? Ya istemiyoruz. Bana. Şimdi burada baba yok. İkimiz çekiştirelim babayla ilgili. Biraz gıcık gıcık konuşabiliriz baba hakkında. Çaptı. Sen mesela babaya neyin, hangi açıdan şey yapıyorsun, beğenmiyorsun? İstemiyorum. Yani niye ama hangi? Ulan babayı bulmuşsun bırakma durumu olması lazım aslında. İstemiyorum. Niye annem? İşte. İşte diyeceğim olur mu? Ne demek istemiyorum kızım, ne demek istemiyorum ha? Ya istemiyorum, bunca senede benim babam yok diyorum ben. Ha, kızgın. Şimdi kızgın, kızgın. Kızgın olsunlar ama ben aradım. Ben onu her türlü ispat ederim yani. Hayır, ben babamı yanımda isterdim. Yoktum. Benim hem anam oldu hem babam. Tamam, ben oldu. Annemi isterim. Tamam, bir şey demiyorum ona ama... Dur şimdi yavaş yavaş düzelecek hocam. 7 sene geçmiş. Kolay değil öyle aniden. Bunların değil, da haklı tabii. Bir neden, tamam, nedenden dolayı. Haklı. Ben de haklıyım. Bak onlar sana bir şey söylüyorum. İstemiyorum diyorlar ama bakma. Bunların ikisinin de kalbi kütür kütür sana sarılmak için atıyor. Ortada bir baraj var, o yıkılsın. Bak sana bunlar nasıl çocukluk yapacaklar. Nasıl babalarına sarılacaklar. O baraj yıkılması için zamana ihtiyaç var. Biraz böyle sessiz gıcık gıcık oturacaklar değil mi önce? Siz alkışladıkça o kaşı daha çok çatıyor. Hafif bir gülme geldi yavaş yavaş. Yavaş yavaş babaya doğru bir meyil başladı. Ben babam olsa 7 sene sonra yakalasam var ya, elini öperim, koklarım, kucaklarım. O bize göre artık yabancıyız, tamam. 7 sene kızım ne olacak? Bu programda 70 senesini gördüm ben. İzliyorum, ben her gün izliyorum. 70 sene sonra millet sarılıyor.
Bırakın. Yedi ne ki? Sen daha bebeksin. İstemiyorum. Okuyor musunuz siz? Beşi bitirdik, ayrıldık. Aa, öyle mi? Evet. Sen? Ben. Ne iş yapıyorsun şimdi? Çalışıyorum. Nerede canım? Konfeksiyonda. Çok güzel, aferin yavrum. Güzel. Ben de senin yaşında çalışıyordum. İyi yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Çalıştığın parayı ne yapıyorsun? Hı? Nereye götürüyorsun parayı? Anneme. Anneye. Sen? Ben de. Sen de çalışıyorsun? Evet. Aferin çocuklara be. Bir yandan okuyup bir yandan çalışma olabilir mi? Öyle olamaz. Niye? Öyle kabul etmez. İş yerleri kabul etmez öyle. Hmm. Doğru. Çalışmak istiyorduk. Çalışmak yok, siz ne öyle çalışıyorsunuz bu yaşta? Biz çalışmak istiyoruz. Çocuklar istiyoruz, ha. Şimdi sevgili seyirciler, size bir haberim var. Bence bu işin çözümünün yolu, anahtarı bir kişiden geçiyor. Bir daha alayım. Anne! Ne güzel anne diyorsunuz yani siz. Anneyi bir alkışlayalım, gelsin mi buraya? Buraya, buraya. Hoş geldiniz. Sizin şurada yeriniz var efendim, buyurun. Tam şurayı size ayırdım, çocuğunuzun yanıdır. Selamünaleyküm. Nasılsınız, hoş geldiniz. İyiyiz. Aleykümselam. Her akşam izliyorum. Teşekkür ederim. Sizi isteyerek izliyorum her akşam. Sağ olun. Yalnız ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun sorun, şöyle gelin sorun. Ama 7 sene oldu, ama 8 sene oldu. Hem ben bunlara analık yaptım, hem babalık yaptım. Yani bir çocuk sadece... Affedersek, hedeflamayla olmuyor. Doğru. Yani bütün seyircilere söylüyorum burada. Şişeyi görmeyeceksiniz. Biraz içe bakacaksınız. Yani bu içkinin sonu yok. Kumarın sonu yok. Dayağın sonu yok. Ben dayak da yedim. Devam. Aha. Benim ağzımda hiç diş yok Sinan abi. Bu ne? Dayaktan oldu yani. Ben bunlara... Bitmiş ama, şimdi bitmiş. 8 senedir ben istesem ben de evlenirdim değil mi? Evlenmedim. Aha çocuklarım. Ben hem veremeyim hem şeker. Ben geçmiş şu olsun. Anda... Geçmiş olsun. Şu anda serim yedimle girdim buraya. Geçmiş İçeride. Olsun. Şurada oturun da başınız falan döner şimdi. Şöyle oturun rahat rahat kızınızın Yok. Yanına. Yani ben diyorum ki biz şimdiye kadar aynı... Üç kişi geçindik. Ben şu anda çocuklarımı ayakta duramayacak halindeyim. Yine de çocuklarımın yanında çocuklarıma bir şey olmasın diye oturduğum yerden çocuklarımla iplik temizliyorum. Ben kışın aç kaldım. Gittim merdiven sildim. Ben 3 ay hastanede yattım. Benim bunlar dışarıda sokakta. Gönderseydin bana çocuklarımı, niye göndermedin? Çocuğu gitmek isteme ya. Hayır, kendi yürüyorsun. Niye getirmedin bana gitmek çocukları? Gitmek isteme ya. Nasıl gitmek gitmediler. Istemiyor? Gitmediler. Gitmeyiz dedi. Burada yedi ölsek yine gitmeyiz dedi. Aha Oğlum bak. Ne, şey, ne yaptın çocukları 14 yaşında okumamış, bir şey olmamış. Ben çocuğu, aha bütün bak seyircileri içinde konuşuyorum. Benim çocuklarım dedi ki ne biz kabul etmiyoruz. Niye acaba ödüyorlar? Biz kabul etmiyoruz. De. Ben yine de dedim ki ne aha bak çocukları gideceğiz dedim. Aha bunlar da duydular burada. Sorabilirsiniz. Kapıyı açma anne deyi basbar bağırdılar akşam. Görmek istemiyorum dedi ya. Oğlum dedim film gibi kötü bir şey değil. Ya bu da sizin babanızdır. Ne de olsa, kötü de olsa, iyi de olsa. Gidin bir konuşun, görün dedim ben yine. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Çok ben gene ben bir şeye girdim, gene gelmiyordu oğlum. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Yıllar sonra artık anne de babaya karşı çocukları yumuşatabilir. İstese bir hafta 10 gün içinde... Sinan abi. Evet. Doğru da... İçimize iyi anne getirdin sen. Hem de dayak yedik hep. Ne oldu sonu? Biz baba istemiyoruz. Hiçbir şey olmazdı. Ya nasıl olmazdı ya? Biz her gün dayak yedik. Konuşsana burada. Söyleseydiniz bana biz dayak yiyoruz diye. Nasıl söyledim? Sen gittikten sonra yine dövüyordu. Ama hiç söylemiyoruz. Ben size soruyordum. Sorduğun yoktu. İyi bak muhabbet iyi gidiyor. Ne dersiniz? Hadi yolcu ediyoruz. Hadi. Hadi. Gelin gidin bakayım.
Şurada otur konuşacaksın. Çok teşekkür ederim. Seni ararsa ve bu 33 sene sonunda bulamayıp film gibiye başvurursa, film gibi gidip de anneyi bulursa ve anne de şunu derse, ben kızım öldü biliyordum. Kızınız yaşıyor efendim dedik. Yani bu programı yapmasaydık herhalde birbirlerini öldü bilmeye devam edeceklerdi. Ruken getiriyor, bir alkışlayalım efendim. Anneniz sizi öldü biliyormuş. Evet, ben şimdi öğrendim. Sizden şimdi mi öğrendiniz? Duydum, evet. Şu anda mı öğrendiniz? Şu, evet, sesiniz oraya geliyor. Öyle. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum. Çok uzun bir zaman oldu. Dün öğrendik, siz yaşıyorsunuz. Dün mü öğrendi? Dün öğrendi. Ne zaman göreceğim? Şimdi. En son ne zaman gördünüz? En son 6 yaş civarında. O da tam hatırlamıyorum. Evde yoktu. Babama sorduğumda annesi ve babasının alıp gittiğini söyledi. İşte bir müddet sonra da annemle boşandıklarını öğrendim. Ve hiç görmedim. Hiç. Yani siz 6 yaşından sonra ona hiç rastlamadınız? Hayır. Rastlama değil, duymadım. Adını, resimlerini bile duymadım. Görmedim. Peki nerede benim annem? Şimdi 15-16 yaşa kadar babaya sorsam da babam biraz doğulu olduğu için doğulu kültürüyle fazla cesaret edip soramıyorduk. Soramadım yani. Bu doğuda babalara soru sorulmuyor mu? Fazla değil. Benim babam da doğuluydu. Yani biz fazla sorardık. Değil. Ben her dakika her şeyi sorardım. Yok, hayır. Kız çocukları fazla o şansa sahip değil. Ha, çocuk bize erkek çocuğumuz olduğumuzdan soruyorduk demek. Belki de. Anneniz diyebildiğiniz birisi var mıydı yanınızda? Hayır, olmadı. Hep ve yani hep böyle yetim mi büyüdünüz? Kendi başımıza büyüdük. Babanız evlenmedi mi sonradan? Ben 13 yaşındayken evlendi. Hı hı. 3 ay bir, hatırladığım kadarıyla 3-4 ay bir şey oldu. Ondan sonra onunla da ayrıldı. Kaç senedir arıyorsunuz annenizi? Annemi ben 10 seneye yakındır arıyorum. Ama şu 5 yıldır özellikle anne olduktan sonra daha bir yoğun özlemle. Evet. Ne anne zaman? 5 yıl önce sonra. Çocuk mu doğdu? 5 yaş Allah bir oğlum var. Teşekkür ederim. Oğlan. Oğlan. Ondan sonra anne duygusunu daha çok yoğun hissedip bu arayıp bulma isteğim daha fazla oldu. İnsanlar anne olmadan anne olmanın ne demek olduğunu anlamıyorlar demek ki. Bence anne olmadan anneliği bilebiliriz. Babalığı da bilebiliriz. Ama tabii ki tabiat böyle gösteriyor. Olunca aynı acıyı yaşadınız siz de. Evet. Onun için bulmak istedim. Bulamadım da. Yine arkadaşlarımla otururken neden size başvurmadım konuşuldu. Öylelikle ben size aramıştım. Teşekkür ederim. Ne yaptınız mesela annenizi bulmak için? Adana'ya gitmiştim. O zaman çocukken komşularımızı bulmaya çalıştım. Konya'ya gittim. Anneannemlerin evi oradaydı. Yani çocukken hatırlayabildiğim semtleri gezdim. Sırf bu amaçla mı Adana'ya gittiniz? Evet, Adana'ya ve Konya'ya onun için. İzini bulamadınız? Hayır, kesinlikle. Zaten o zamanlardan komşularımızla ben sorduğum zaman babamdan, babamın sülalesinden çekinerek saklandığını falan söylüyordu. Boşanma işte olmaz gibi şeyi kabullenmemişti benim baba tarafım, annem. Kaç kardeşler? Biz 4 kardeştik. Annemle ayrıldığı zaman şimdiki kız kardeşim, onu da görmüyorum. 1-2 yaş civarıydı. Onu halam büyüttü.
Kardeşim biri de Adana'da suda boğularak ölmüştü 9 yaşta. Ben ve kız kardeşim kalmıştık. Biz annenize gittik. Evet. Görmek ister misiniz? Önce bir resmini göstereyim mi size? Evet. Kendisini göreceğim. Bakacağız. Programın da sırrını soruyorsunuz bana. Yani şurada bir tane sırrımız var. Gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Zaten bilmiyorum ki ben. Yasak bana. Bana söylenmiyor. Sizin öbür kardeşler görüyor mu annenizi? Bilmiyorum. Ha, onlarla da kopuksunuz. Evet. Biz anneyi bir görebilir miyiz? Şu anda İstanbul Ümraniye'deyiz. Fatma Bakır bize tam 33 yıldır göremediği annesi Hazal Hanım'ı bulabilmek için başvurdu. Biz de şu anda Hazal Hanım'ın evinin önündeyiz. Bakalım onu evde bulabilecek miyiz? Merhabalar. Rahatsız ediyoruz. Sinan Çetin'le Film Gibi programından geliyoruz. Hazal Hanım'la görüşecektik. Siz misiniz? Bu çiçekler size. Kimden olabilir? Biz size soralım. Dur. Kimden olabilir? Sokakta görsem tanımam. Tanımazdım. Hiç tanıdık da gelmiyor. Ama kaşı gözü tanıdık gibi. Sizin aynınız. Nasıl tanımıyorsunuz? Ben yolda görsem tanırım. Ben mi dersin? Sizi çok benziyor. Kaç sene sonra ilk defa görüyorsunuz? 6 yaştan bu yana. 6 yaşından sonra ilk defa görüyorsunuz. Devam edelim. Ayşe. Yok, öbür kız kardeşim sayılıyor. Diğer kızımız. Fatma. Evet. Yaşıyor mu şu? Evet. Dur. İşte yaşıyor muymuş o dediği an. Evet. Sizin yaşadığınızı bizim kameramızdan öğrendi. Suratındaki şaşkınlık kızının yaşadığını öğrendiği an. Devam edelim. Ben onu öyle biliyorum. Sizi öldü biliyor, bildiği için aramamış ama siz onu yaşıyor biliyorsunuz, aramadınız. Evet maalesef. Onun bir gerekçesi var. Sizi niye öldü biliyor, başınızdan bir şey mi geçti? Hayır. Neden öyle düşündüğünü bilmiyorum. Çağıralım gelsin ve soralım. Ben de artık şey oldum. Çağırmıyormuş gibi yapacağız. Yok lütfen. Ya yapmam yapmam. Ben zaten beceremem öyle şeyi. Çağıralım gelsin. Hı. Hemen şimdi mi? Hemen. Tamam. Hemen gelsin. Buyurun.
ama bir daha kaybetmeyeceğim. İnşallah. O zaman. İnşallah. İnşallah. Tamam. Sana kim dedi öldü? Ayşe. Sen onu görüyor musun? Geldi benim yanıma Ayşe. Ne zaman? Nasıl? Değil mi? Evlendirdik, gelin yaptım, oğlum sana bıraktırdı. Kalın da buluruz. Dayısını kaybettim sonra. Bebeğim var iki tane. Tamam. Seni sokakta görsem tanımazdım. Ben çok işe benzetiyordum, hep bakıyordum. Tamam da. Babamı görüyor musun? Burayı diyor musun? İşte görmek istemem. Ölmemiş mi? Ondan da haberim yok. Ayşe geldiğinde gözleri görmüyor dedi. Duvar bastondan yürüyor dedi. Bir 10-15 sene önce bir telefonla görüşmüştüm. O oldu, bir daha görüşmedim. Ben evlendim, belki biliyorsun. Duymuştum onu. Geçtiğimiz kış Konya'ya gittim o anneannemlerin o evinin sokağını bulamadım. Çok aradım. Anneannenler Alanya'dalar. Teyzenleri bulabilirdin işte, benden haberin olsa. O hiçbir yer tanıdık gelmiyordu ki, çocukluğumda bıraktığım yerlerdi. Oraya gittim, Adana'ya gittim. Yok, oralarda değil. İki senedir sürekli gidip geliyordum oralara. Şimdi en son buraya başvuruyor. Konuşuyorsanız ben gideyim. Rahatsız etmeyeyim ama ben yokmuş gibi davranıyorum. Yapış yapış kıza, yapış. Bırakmayın kızı ya, bak kaç sene sonra buldunuz. Bir de öldü biliyorsunuz değil mi? Evet, niye öldü biliyordunuz ki? Öyle söylediler bana. Kim söylüyor öyle? Bir kızım daha var benim, o geldi. O nereden Ayşe çıkarmış bunu? Bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. Trafik kazasında öldü annem. Kim bunu diye? Kızım, öbür kızım. Adı ne? Kızım Ayşe. Ayşe'yi çağıralım gelsin, nereden çıkarmış bunu? Ayşe'nin izini bulamıyorum. Ayşe benim yanıma geldi, benim yanımda kaldı. Evlendirdik, düğünü falan yaptık. Ayşe de kayıp. Şimdi Ayşe'yle 2-3 sefer görüştüm telefonda. Ben adresimi, telefonumu verdim. Sonra o bana yanlış telefon verdi. Bir daha buluşamadık yani. Biz Ayşe'yi de bulalım o zaman. Ayşe'yi vallahi ben bulup merak ettim. Niye böyle demiş acaba? Trafik kazasında öyle mi? Ona da babam demiştir. O söyletmiştir. Niye baban öyle söylüyor? Zamanında annem için de aynı şeyi söylemişti bize. Öldü, unutun, unutalım diye. Ayşe'ye de zaten öldü, öldü demiş galiba da. Ayşe sonra yaşadığımı duyunca, annemi görmeye gideceğim deyince Ayşe'yi ret etmiş, kovmuş evden kızı. Evlendi, beyiyle gidince de almamış eve. Baba hala yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ne zaman duydun bunları? Ben bunları hemen 13-14 sene oluyor. Çok. 13-14 senedir hiçbir haber gelmedi yani kızdan. Yok, ben konuştum aşağı yukarı 10 sene evvel konuştum işte, telefonda dedim ya görüştük falan diye. Sonra kendi kaybetti izini, gene gelelim oraya dedim. Ben evlendim, beyim var. O hep istedi çocuklarımı. Ağlıyordum ben. Da istiyordu. Dedi gidelim, kızından konuş. Versin adres, gidelim, götüreyim seni, gör. Hani buraya da ben çekinerek geldim. Beyim dedi, ne gideceksin dedi. Kızın gelmiş, daha ne istiyorsun? Ben de bir kız sahibi oluyorum diye. O da sevindi. Alkış. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin. Vallahi cennetlik olduğumuzu söylüyorlar. Evet. Evet. Gider miyim, ne dersiniz? Gidersiniz. Gidersiniz. Ben zaten dün deli gibi oldum. Fatma'dan deyince onlar sordular, ben Ayşe'den dedim. Ben Ayşe'yi beklerken. İzledim ben.
o ölmedi mi? Öldü mü diyor. He, o ölmüştü dedim. Yok Fatma dedim. Var dedi, bak o seni buldu dedi. Peki bu Ayşe öldü deyince ne hissettiniz? Ya, o zaman da çok üzüldü. Tabii sen evladını hiç görmeden. Kaç gün onun yasını tuttunuz? Öyle bir acı çektiniz uzun süre. Ya ben çok uzun süre insan içine falan çıkmadım. Çok acı çektim, anlatamam yani. Babaları çok. Babasını da anlatamam yani. Ya, bunun aklı iyi kötü eri yok yani. Hanımlar, sizi anlıyorum. İyi koca bulmak zor, zor. Vallahi anlıyorum. Babanın izi de bulunmuyor yani. Her iskele babası dolu ortalığı. Benim kardeş de orada oturuyor. Çocuğu yapıyorlar, gidiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yolcu ediyoruz. Bir alkışlıyoruz. Hadi bakalım. Buraya mı gidiyoruz? Programı daha sona erdi. Ben gidiyorum. Sizi sevdiklerinizle baş başa bırakıyorum. Gerçekten sahip olduğunuz değerin farkına varın. Kaybedince daha zor elde etmek. Kırılan kalpler zor tamir ediliyor. Bir yere yazın. İyi geceler efendim. Bir programının daha sonuna geldik. Bizlere 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 5594, 0212 324 5595, 0212 324 5596 ve 0212 324 5597. Evet, bu hafta Film Gibi'nin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.